Herkese merhaba. Bugünkü konumuz LGBT. Parasal bir rant var mı dersen, ben bazı dernekleri mesela çok açık söyleyeyim hiç samimi bulmuyorum. Biliyorum tamamen üstünü çıkartmış ve dans ediyordu vesaire. Ramazan cinsel ilişki mi bu? Aklı başında olan herkes bu görüntülerin tepki çekeceğini şu an uyduruyorsunuz. Bu tamamen evet bunu uyduruyorsunuz. Ama benim konuda mesela biz konuşamazsa ben de sıkılıyım. Hemen ilk bir tane trans bir şey yaptığında ben şimdi burada soyunursam siz bunu bütün translara mal edeceksiniz. Siz soyunduğunuzda size mal olacak. İşte en büyük probleminiz bu. Ve buna mesela girmiştik orada. Çünkü burada mesela LGBT artı falan filan derken o artı artık muallaklaşıyor. Yani ben sizi Twitter'da engellemişim, tanımıyorum bile. Bir şey yazmış, gerçekten bir şey yazmışsınızdır bilmiyor, gerçekten bilmiyorum. LGBT artılarla ilgili tartışmanız gereken konu bu mu? Önce siz bizim sağlık hakkımızı verin. Önce siz bizim yaşam hakkımızı verin. Önce siz bizim eğitim hakkımızı verin. Bizi aileden, toplumdan dışlamayın. Bize bir insan olarak davranın. Sonra sporda böyle mi oldu, şöyle mi oldu? Çocuğu burada mı boyadılar, bilmem ne mi olduğu gelin. Bu sizin homofobinize ve transfobinize kılıf bulmak için çok güzel argümanlar. Yeni bir ikna bölümünden herkese merhaba. Bugünkü konumuz LGBT. İki değerli konuğumla beraberim. Sağ tarafımda Seyhan Arman, sol tarafımda Murat Soydan. Merhabalar. Tekrardan hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet Murat Bey, ilk sizinle başlıyorum. Sizin YouTube'da bir videonuza denk geldim. Başlığı da LGBT'nin cinsiyetsizlik projesi ve gerçekler. Nedir bu LGBT'nin cinsiyetsizlik projesi? Bir de sizden dinleyelim. Ben başlık kadar radikal değil bu arada içeriğin kendisi, onu söyleyeyim. Çünkü YouTube algoritması değil. Genelde zaten iki taraf için de biraz ben şeye hep inanıyorum, hani sosyal medyanın böyle şeyi de radikalliğin öne çıkartan yanı da bu tartışmaları böyle radikalleştiren etken oluyor iki taraf için de. Orada o içerik, birçok içerik yaptım ben o konu üzerine. Genel olarak kavramsal, sadece Türkiye'de olmayan, tüm dünyada olan aslında konuları işliyordum. Burada bu konulardan biri de mesela cinsiyet kavramının tartışması. Bir işte toplumsal cinsiyet var, bir biyolojik cinsiyet var. Aslında bu tartışma öyle başlamıştı. Ama uzun zamandır mesela Amerika'da ya da işte Avrupa'da cinsiyet kavramında artık bu XXXY olayı üzerine, yani biyoloji üzerinden tanımlanması tamamen ortadan kalktı. Bunun somut bir tane örneğini söyleyeyim mesela. Cinsiyetsiz tuvalet konusu. Çok tartışılan bir konudur. Ve makul arkadaşlarımla oturduğumda mesela, makul bir sürü arkadaşımla oturduğumda gerçekten bu cinsiyetsiz tuvalet konusu biraz tuhaf çünkü yani tuvalet yapış şeklimiz bile sonuç itibariyle bir farklılık var. Ama bunun böyle bir nasıl diyeyim işte modern olmanın ya da şeyin böyle hani ben hani modada oturup kahve içerken sitem ediyorum yani. Kendi içime etmiyorum. Kim yaratıyor bu cinsiyetsizlik toplumu yani, böyle bir lobi mi var? Lobiden değil, sadece şöyle iki taraf için de bahsediyorum ben yine. Ben hep eleştirimi yani bu konuda iki tarafta yapıyorum. Ortada bir kriz varsa bundan rant elde etmek isteyen de olur. Ve tabii tüm dünyada yine işte Yahudilikte de olsun, çünkü Hristiyanlıkta da olsun, Müslümanlıkta da olsun, bu eşcinsellik konusu bir tartışmalı bir konu olduğu için hep bir kriz vardı ve bir hak talebi süreci var. Bir hani eskiden çok ne bileyim iş bulmaları, eşit ücret almaları, hatta yaşam hakları bile sonuç itibariyle bir krizdi çözüm için. Ve bu kriz bu aşamaya geldi. Bugün hemen dünyasına gelin ki özetle anlatmış olayım. Kriz çözüldü mü? Kriz çözülmüş değil. Ha. Ama şöyle, ben bu krizin bölünmesinin mesela yanlış buluyorum. Evet, yaşam hakkı şu bir kere kanun düzeyinde savunulması gerektiğini düşünüyorum. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı herkesin yaşam hakkı, işte iş bulma hakkı, eşit koşulda. Evlilik mesela. Evlilik meselesi mesela Avrupa'da ya da Amerika'da çok tartışmalı bir konu. Evliliği benim kişisel bakış açım var ama bu tartışmalı bakarım. Evlilik konusunu mesela ben zaten nikah konusu dinden gelen bir konu olduğu için kökeni dinle direkt birebir bir konu bir şey olduğu için miyim? Ülkedeki her şey Avrupa'ya mı? Hayır, Avrupa'ya. Ülkedeki bütün sorunları Avrupa'yla mı eşitliyorsunuz? Yani biz şu an Avrupa düzeyindeyiz. İnsan hakları konusunda evet. Avrupa düzeyindeyiz. Adaletten bahsettiniz. Az önce hukukun evet. işlemesinden bahsettim. Bunların hepsi Avrupa düzeyinde. Sadece LGBT artılarla ilgili mevzu mu Avrupa düzeyinde değil? Orayı anlayamadım. Yok, hayır, öyle bir şey kastetmiyorum. Evlilik tartışmasından bahsetti ya. En azından şu an Türkiye'de bir tartışma konusu değil. Hani Avrupa'da daha fazla şu an bir tartışma konusu o. Her şey diye bahsettiniz ya. Avrupa düzeyinden ya da Avrupa'dan bakıyorum oradan. Hani yerelde bir şeyi çözmüş olmak gerekmez mi sizce de? Sonra Avrupa'ya, Amerika'ya ya da globalde ne oluyor'a bakmak evet. daha mantıklı değil mi? Hani biz kendi içimizde henüz bir şeyi çözmemişken mesela cinsiyetsiz tuvaletlerden evet. bahsettiniz. Evet. Zannediyorsunuz ki herhalde bütün LGBT artıların cinsiyetsiz tuvaletle ilgili derdi var ya da bununla ilgili bir mücadelesi var. Cinsiyetsiz tuvalet kelimesinin ne anlama geldiğini bilmeyen
çoğunlukla LGBT artılardan bahsediyorum daha fazla. Yani bu biraz şey düzeyinde, genelde tartışmalar ülkeyle ilgili, ekonomiyle ilgili, siyasetle ilgili her şey birilerinin böyle bir tekelinde ve belirli bir düzeyde tartışılıyor ama tabanda ne dönüyor kimsenin çok da umurunda değil. Dün Twitter'da bir gece yarısı bir şeye denk geldim. Hangi lükslerinizden vazgeçtiniz diye bir soru var ve altına insanlar peynir almaktan, glutensiz ekmek almaya kadar lüks saydı. Halbuki yaşamla, yani yaşamlarında gerekli şeyleri lüks saydık ve bundan vazgeçtik dedikleri bir yerde gündemimize bakarsak, televizyona bakarsak, Twitter'a bakarsak biz işte TOG'larla bilmem nelerle meşgulüz. Yani tabanda ya da aslında bu işin öznelerinde bu karşılığı var mı? Cinsiyetsiz tuvaletler mevzu dediğiniz şey birkaç yıl önce ülkemizde Boğaziçi Üniversitesi'ndeki öğrencilerin tartışmasıyla açılmış bir şey. LGBT artıların hepsinin gündeminde olan bir şey bile değil. Ama az önce bahsettiniz ya, o başlığı biz PR için yazdık. Bunu herkes yapıyor. Biz şu anda hükümet tarafından da PR malzemesiyiz. Yani bir negatif bir şey göstereceksiniz ki kendinizi, düşüncenizi, şahsınız üzerinden söylemiyorum, aklıyasınız. Yani ülkede sanki açlık yok, insanlar peynir alamıyormuş, ekonomik bu kadar kriz yokmuş. Tek problemimiz LGBT artıların yürümesiymiş, LGBT artıların bilmem ne tuvalet mevzusuymuş gibi. Bugün biz yürüdüğümüzde tomaların, polislerin, işte valilerin yasakladığı bir toplulukken daha dün 6 yaşındaki çocuğa tecavüz eden adamlar için yapılan şeyleri gördük. Hiçbir tane bile polis müdahale etmedi. Yani bizim aslında ülke olarak tartışmamız gereken şeyler bunlar değil. Ben işin öznesiyim. Artık bıktım LGBT artıların, transların varlığı, varoluşu, cinsiyetsiz tuvalet, yok Pride'da yürüdük, yok yüzümüze bilmem ne makyaj yaptık, saçımızı böyle. Bu tamamen kimin sorunu biliyor musunuz? Bizim sorunumuz değil. Bu YouTube'a içerik üretmek isteyen gazetecilerin, bu kendini halka şirin göstermek isteyen siyasetçilerin meselesi aslında. Bir Murat Bey'e dönebilir miyim? Aranızdaki süre çok sarkmasın. Bu onur yürüyüşlerine gelmekte istiyorum. Onlara bakış açınız nasıl? Son dönem maalesef. Evet, zaten eleştiri iki yönlü yaptı anladığım kadarıyla. Burada yine iki yönlü bir durum var. Mesela bu yasaklanmayı, şimdi burada bazı derneklerin, benim gördüğüm şu. Mesela bir lobi var mı dediniz. Bir lobiden bahsedemeyiz ama bir parasal bir rant var mı dersen. Ben bazı dernekleri mesela çok açık söyleyeyim, hiç samimi bulmuyorum. Kesinlikle de parasal rant için. Orada nasıl ben daha radikal, bunun çünkü propaganda ile hak arayışı arasında da fark vardır. Hak arayan bir farklı cinsel yönelim olan ya da farklı bir ya toplumun dışladığı bir kesimde olmasını da umursamayıp ya da ona bir ne zarar veriyorum hesabı yapmadan mesela onur yürüyüşlerinin içinde de hakikaten kışkırtacak. Ben hani burada... Herkes tanık ama olmuştur, Avrupa'da biliyordur. Da mesela Avrupa'da Taksim'de da hep aynı görüntüleri görüyoruz. Aynı yani, görüntüler değil. Taksim'de olanları hatırlıyorsunuzdur. Ve Ramazan süreciydi. Ne yani, gibi görüntüler? Yani cinsel ilişki görüntüleri çıkmıştı, hatırlıyorsunuz. Cinsel ilişki görüntüleri mi çıktı? Nerede çıktı? İletirim size. Tamam yani peki tamam. Yani ben bilmediğinizi de düşünmüyorum şu an. Niye böyle diyorsunuz bilmiyorum. Bilmiyorum. Cinsel ilişki görüntü, yani Pride'la ilgili cinsel ilişki görüntüleri mi evet, çıktı? Taksim'de böyle cinsel görüntüler yaşandı İstiklal Caddesi'nde. Beşiktaş'ta işte hatırlıyorum. Üstünü çıkartıp... Hetero çiftlerin arabanın üstünde sevişmesini hatırlıyorum. Ortaköy'de çırılçıplak sevişilmesini şimdi ben hatırlıyorum. Şunu diyorum. Bu Pride'la ilgili bunun nasıl bir bağlantısı tamamen var? Tamamen üstünü çıkartmış ve dans ediyordu vesaire. Ve Ramazan cinsel ilişki mi bu? Aklı başında olan herkes bu görüntülerin tepki çekeceğini... Cinsel ilişki de vardı. Bu da vardı. Çok şu an uyduruyorsunuz. Bu tamamen evet, bunu uyduruyorsunuz. Gezi döneminde zaten aşağıda ben yorumlara bırakırım uydurmadığımı. Deri kıyafetli adamların bilmem ne şeyi gibi. Diyoruz önce cinsel ilişki diyorsunuz. Üzerinize geldi diyorsunuz ki çıplaktı. Hayır, cinsel ilişki de vardı. O da vardı. Tamam yani peki şeyler peki. Yaşandı zaten alkol peki, tamam. Yaptıklarının tamam. Ne yaptıklarını bir tane bilmiyorlar. Bir tane, iki tane, üç tane, beş tane, bir saniye. Etkinlik sorumluluk diye bir şey yok ki. Bu bir şirket değil ki. Bu böyle planlanmış bir şey değil ki. Bir sürü dernekler var. Her şeyle mesela hayvan haklarıyla ilgili de dernekler var. Bütün hayvan sorunlarını derneklere böyle topla. Hayır, böyle bir şey yani. Tabii mesela atıyorum
Tam tersi bir şey düşünelim. Diyelim bir İslami grubun diyelim bir yerde bir yürüyüş yaptın ve onların içinde bir tanesi çok sıkıntılı bir hareket yaptı. Kime yapıyor? Yazar? Kime yazar? Kime yazıyor? O gruba bunu yazar, aynı şekilde yazar. Tartışabiliyor yani musunuz? Bu cesareti bulabiliyor musunuz kendinizde? Hiç bulamıyorsunuz. Mesela... YouTube içeriklerinize bakalım bir tane bile sizin dinle ilgili, yani, çocuklara tecavüz edilmesiyle ilgili, evet. Taciz edilmesiyle tamam, ilgili bir tane bile içeriğiniz yok. Kişiselleştirmeyelim tamam, olayı. Tamam, kişiselleştirmeyelim ama yani yalan da söylemeyelim. Şimdi birileri tamam cinsel ilişki göster. Lütfen bekleyin. Hayır, bugün cinsel ilişkiyi gösterin bana. Şu an bulamam. Bulamazsınız çünkü yok. Ben linklere bırakacağım. Veya diyelim var. Bak tamam. Veya diyelim linklere var. Bırakacağım ya zaten tamam. Bu yayınlanacak. Veya yani. Diyelim var. Tamam. Bir cinsel ilişki ama şeyi göstermem bu Elmalı'da da keyif skandalda mesela biz diyelim ki tamam. Bir konuşamazsa ben de sizi konuşmam. Hemen ilk girenlerden. Bakın bir şey söylüyorum. Tek tek gidelim. Sizi şu anda. Seyhan'a dinlemiyorsunuz, suçluyorsunuz. Ben bir şey söylüyorum. Siz suçluyorsunuz. Cinsel ilişki görüntüsü var diyorsunuz. Pride eşittir. Ben sizi suçlamadım ama siz şahsen beni suçladınız dediniz ki Pride eşittir cinsel ilişki diye ortaya bir şey atamazsınız. Hayır ben öyle bir şey demek istemiyorum. Dediniz. Dedim ki orada öyle görüntüler çıktı ve bunları çıkmadı. Bu da tamam, benim haberim olmayan aşağı, şey tamam. Sizin nasıl bir haberiniz tamam, var? Sizin diyelim ki var bak, diyelim ki de var. Belki cinsel ilişkiden tanımınız tamam, farklı yani, olabilir. Üzerini çıkarmak Ramazan sürecinde toplumuna tamam. Tepki çekici, aklı başında herkesin bileceği ve sorumsuzca peki, davranışlar peki, yapıldı. Peki diğer LGBT artıların evet. Bunlara tepki verip vermediğini biliyor musunuz? Benim yıllardır Pride'a katılıp... Tepki veren evet. Var değil. Belki tepki de çoğunluk var. Var. Evet, çoğunluk benim var. Mesela yıllardır o Pride'larda ilk yürüyen insanlardan benim, birisi olmama rağmen yıllardır Pride'lara katılmadığımı biliyor musunuz? Sizin probleminiz ne biliyor musunuz? Önyargı işte bu. Genelleme işte bu. Bir tane trans. Lütfen konuşmak tamam, istiyorum. Tane trans bir şey yaptığında ben şimdi burada soyunursam siz bunu bütün translara mal edeceksiniz. Siz soyunduğunuzda size mal olacak. İşte en büyük probleminiz bu. Bir tanesi orada soyundu. Bir tanesi bilmem ne yaptı. Öbürü bilmem. Bütün LGBT'ler böyle. İşte bunlar da ayarsız. İşte bu. Ayarsızlık arıyorsak lütfen aynaya bakalım. Tamam. Yani en büyük problem bu. Bunu bütün kulüplerde de yapıyorlar. Bakın atıyorum gay kulüplere transları almıyorlar mesela. Argümanları ne? Ay translar da çok dengesiz. Yapıklı peruklarını burada sallayacaklar. Birincisi yapıklı peruk dedikleri şey 1990'larda geçerli olan bir şeydi. Ama 2023'te hala aynı argümanlar. Sizin saydığınız şeyler de aynı şekilde. Diyorsunuz ki Gezi'de ayarsızlık. Yok. Gezi'de LGBT artıları Gezi'ye katılan herkes çok sevdi. Bizim mücadelemizi, örgütlenmemizi, neyin nasıl yapılması gerektiğini Gezi'de aksine sekte vuran şey bir sürü solcunun, bir sürü bilmem kimin PR yapmaya çalışması, reklam yapmaya çalışmasıydı. LGBT artılarla ilgili konuyu dernekler üzerinden tartışamayız. Çünkü biz kendi içimizde hala tartışıyoruz. Bahsettiğiniz şeyler evet doğru. Avrupa'da bu mevzu şirketleşmiş LGBT artı Türkiye'de dernekleri öyle. Şirket. Bizde şirket değiller. İki kişi bir araya şirket geliyor. Değiller mi? Değiller. İki kişi tamam, bir araya geliyor. Bunları da yine linke ekleyeceğim. İki o zaman kaos gelen onun bunun aldığı kişi, fonlar. Yani öyle böyle fonlar. Fon değil. Alıyor tabii ki. Öyle böyle fonlar değil beyefendi. Yani. Beyefendi. İki kişi, dediğim, 300-500 iki binden kişi, bahsetmiyoruz iki yani. Kişi bir buyurun. Araya gelip bir dernek kurabilir. Sizle ben şu anda Sarı Saçlı Translar Derneği kurabiliriz. İkimiz de fon alabiliriz, bilmem ne yapabiliriz. Bu fonları nasıl alıyorlar Avrupa Birliği fonlarını? Diyorlar ki mesela translar işsiz. Translara kapasite geliştirme yapacağız. İşte eşcinsel öğrencilerin bilmem ne derdi var diyorlar. Evet. Bununla ilgili fon alıyorlar. Sonra bu işi yapıp yapmamaları, evet. O parayı çalıp çalmamaları bu evet. Tamamen onların şerefsizlikleri. Evet. Bunu LGBT artılara mal edemeyiz. Bu bugün hayvan haklarıyla ilgili, kadın haklarıyla ilgili, bütün derneklerde, HIV AIDS'le ilgili, bütün derneklerde var olabilen şeyler. Ben bir ara HIV AIDS'le ilgili bir dernekte görev alıyordum, gönüllü olarak. Orada da aynı evet. Şeyler oldu, her yerde oluyor. Ama mesela HIV AIDS'le ilgili mevzuyu derneklerdeki katakulli üzerinden tartışmıyoruz. Yani genel olarak bütün Murat Bey'e LGBT artıların bir sorunu yok. Bunlar tamamen dernek kurup buradan fon almak için. 3 kişinin aldığı fonla beni suçlayamaz. Ben sizi suçlamam. Bir Murat Bey'e geçelim. Genel suçlamalar var. Onlara cevabınız. Evet. Bir de biraz bu son dönemde tartışma konusu olan Netflix'in, Disney Plus'ın dizilerine de konuyu getirmek istiyorum. Böyle bir harmanlayabilirsiniz. Evet. Şimdi işte LGBT ile ilgili mevzu zaten dernekler aslında sorulduğu için ben mesela rant var mı ya da lobi var mı dendiği için
bir rantın olduğu her yerde bir lobi olur dedim. İşte bunu da rant ve lobi olmayan yeri Murat Bey'i bir kesmeyelim. Onu ben sizi suçlamadım ya. Onu tamam ben şansımı almıyorum şu an zaten. Tabii. Yani ben sizi Twitter'da engellemişim, tanımıyorum bile. Bir şey yazmış, gerçekten bir şey yazmışsınızdı bilmiyor. Gerçekten bilmiyorum. Sonra videonuz geldi, izledim. Mantıksız ama makul dedim şey tartışıyorsunuz. Benim size karşı önyargılarım olduğunu söylüyorsunuz sürekli ama bence tam tersi sizin bana karşı. Hiç yok, bakmadım. Gerçekten bakmadım. Mesela şu tarikatlardaki cinsel istismarlara ses etmemişsindir dediniz direkt mesela. Eğittim, nereden biliyorsunuz? Ya, şahsi olarak sizle, bak şimdi siz benimle şahsi olarak mı tartışıyorsunuz? Hayır, tamam. Hayır, ben de sizle şahsi olarak tartışmıyorum. Bakın, diyorum ya engellemişim, engeli kaldırıp da bu adam ne yazmış diye bakmadım. Tamam. Bir, herhangi bir şey yazmışsınızdır. Ters bir şey yazmışsınızdır. Ben Twitter'da artık koyayım. Evet. Engelliyorum, uğraşamam bunu ben, diyorum, gidiyor yani. Netflix konusuna vesaireye geleyim. Evet. Ve aslında onu da aslında konuştuk. Şöyle dedi ki, bu markalar için bir ranta dönüştü yani. Evet. Dolayısıyla da genel markaların, yani sadece Netflix özelinde değil, işte bir şey oluyor. Mercedes diyelim logosunu şey yapıyor, gökkuşağı yapıyor ama nerede yapmıyor? Suudi Arabistan'da yapmıyor mesela. Yani yine marketingle ilgili, yani bir dava şeyi değil yani. Ama bu Arabistan'ın problemi değil mi aslında? Orada yapılamaması. Orada çünkü marketingine negatif etki yapar. Orada yapmıyor mesela. Yapamıyor yani aslında, izin vermiyorlar. Sadece yapamama da değil ama. Arabistan'ın birkaç diziyi istemediği mesela Sex Education, Suudi Arabistan'da gösterilemiyordu. Evet. Ya ona bakarsanız hükümet, muhalefet, yanımızda durduğunu söyleyen siyasi partiler, herkes bizi kullanıyor. Pozitif ya da negatif anlamda. Atıyorum bir eşcinsel aranızdaki zaman biraz sakmaya başladı. Eşcinsel milletvekili adayı koyuyorlar mesela. Nereden? Bilmem İzmir'den 100. sıradan. Laf olsun diye koyuyor. Koy bakın Diyarbakır 1. sıradan İstanbul'da. Murat Bey'e bir geçebilir miyiz onu şey yapana? Gene bu Netflix aşama şeyinde şey yapalım. Evet, orada da yine belirttiğim yine bazı içeriklerimde vardır. Sadece şu tartışma... Yani sizi rahatsız ediyor mu sizi? Kürtis diye bir belgesel vardı mesela. Ve ben ona evet hani aktif şekilde bunun şeyden kaldırılması için şey yaptık yani Netflix'ten. Ki o bir niş olsun diye. Gerçekten tamamen çünkü çok küçük yaşta çocuğun cinselleştirilmesi üzerine bir içerikti. Bunları orada gelen argümanlar da şuydu işte yani hayır çocuk bunları gördüğü zaman etkilenmiyor ama pedagojik olarak bilimse bu işin bir bilimi var sonuçta ve bütün pedagogların üzerine hemfikir olduğu konulardan biri işte cinsel gelişim sürecinde çocuğun böyle şeylerden etkilendiği yönünde. Buna mesela girmiştik orada çünkü burada mesela LGBT artı falan filan derken o artı artık muallaklaşıyor ve o aynı şekilde mesela bizi çocuklar üstünden başlık, bulmaya çalışmayın başlık lütfen. Atarken şey yapmam hani bizim başlık atarken bazen radikal oluyoruz demem gibi işte Netflix vesaire gibi platformlarda tam tersinde bazen radikal olabiliyor yani hani bahsettiği gibi mesela normalde LGBT bireyle öyle yaşamıyorken çok üstünde orada çünkü o yarıştan ötürü çok üstünde bir şey yansıtılabiliyor. Biraz da bu çocuk özür dilerim, özenme mevzuna girebilir miyim? Şimdi bir oraya gelmek istiyordum. Ben kendi üstümden konuşayım. Özeneceksek, bir çocuk bana özenecek diyelim. Benden kaç tane görebilir çocuk etrafında? Bir tane, iki tane, üç tane, beş tane televizyonda, şurada, burada. Sizden kaç tane görür? Milyon tane. Evet. Annesinden kaç tane görür? Milyon tane. Bu çocuğun gerizekalı olması gerekiyor ki, önünde bu kadar daha yoğun örnek varken içinden size göre aykırı olan, size göre negatif olanı tercih etmesi için. Ben kendi sürecimden bakıyorum. Çünkü işin öznesi benim ve bilimin, sizin, onun, bunun, bilmem kimin, 100 tane araştırma yapan bilmem ne pedagogun söylediği hiç umurumda değil. Ben çocuk olarak da bunu yaşadım, yetişkin olarak da bunu yaşadım ve hala yaşıyorum. Bunu benden iyi bilebilme ihtimaliniz yok. Ben zeki bir çocuktum. Okulda, sosyal hayatımda, iş hayatımda görece birçok şeyi bana dayatılana rağmen başarmış birisiyim ama transseksüelim. Şimdi ben hep matematikle ilerlerim. Buraya gelirken bu suyu buraya koyarsam kamera açısı böyle mi olur falan. Her şeyi hesaplayan birisiyim. Sizce ben transseksüel olarak hayatımı idame ettirdiğimde yaşayacağım problemleri bilmiyor olabilir miydim? Ya işte o cinsiyetsiz tuvaletin olmadığı dönemde o erkekler tuvaletinde ne zorluklar çekmiş olabilir miyim? Daha iki gün önce okudum teneffüste değil de tacize uğramasın diye yani cinsel tacizden bahsetmiyorum. Ders sırasında izin alıp tuvalete giden birçok trans arkadaşımın olduğunu bu ki benim için de geçerli. Bu kadar şeyi görüp bu kadar negatifliği görüp toplumdan dışlanıp aileden dışlanıp mahalleden atılıp işten atılıp sağlık hakkımızın eğitim hakkımızın hiçbir hakkımızın verilmeyeceği bir şeyi bildiğimiz halde bir seçim, bir etkilenme olabilir mi sizce? Sadece mantıken düşünün. Bir soru ekleyebilir miyim tam orada? Şimdi Avrupa'da olsun, Belçika'da özellikle son dönemde Fransa'da bir çocukken cinsiyet değiştirme furyası başladı. Ve Fransa'da bu ana gündem son bir iki senedir.
bunun bir yaş kısıtlaması getirilmesi gerekmez mi? Şimdi 10 yaşlarında bir çocuk hayal edelim. Belki kafası karışmış olabilir. Bir şeyden etkilenmiş olabilir. Her şey olabilir. Bakın çocuklar... Ama yani geri dönülmesi zor bir operasyon olduğu için. Ya çocuğa operasyon yapmıyorlardır. Geri dönüşüm operasyon. Yok yapıyorlar, yapıyorlar. Yani yapıyorlarsa gerçekten bir şey diyemeyeceğim. Şimdi çocuklar benim de bir hassas olduğum bir konu. Ama bunu şuraya yatırdığımızda problem. Sizin için söylemiyorum. Bütün LGBT artılar sanki hep diyorlar ya... Aile kurumuna zarar veriyor. İşte çocuk doğuramayacağız. Vay, doğurursunuz 100 bin tane çocuk doğurabilirsiniz. İnsandan bol ne var ülkede. Sanki biz böyle aman dur bu çocuğun da gözünü boyayalım. Bunu da hemen ameliyat ettirelim. Bir tane daha trans kazanalım. Böyle bir şey yok. Tam tersi. Sevdiklerimizin, çocuklarımızın ya da bizde akıl danışanların mümkünse LGBT artı olmamalarını talep ederiz. Yani ben çocuğum olsa trans olmasını istemem. Kendimle ilgili hiç negatif bir şeyim yok. Gayet de memnunum. Yaşadığım hayattan da memnunum üstelik yani. Görece daha iyi yaşıyorum diğer arkadaşlarıma göre. Ama buna rağmen ne zorluk yaşayacağını bilirim. Bakın psikologlar genelde şey yapıyorlar. Eşcinselliği tedavi eden psikolog. Gidiyorsun adamı birazcık sıkıştırıyorsun. Diyor ki yok ben eşcinselliği tedavi etmiyorum da eşcinselliğinden memnun olmayan, bununla ilgili sorunu olan insanı tedavi ediyorum. E bunu heteroseksüel de olsa yapabilirsin. Murat Bey'e geçelim. Tamamen PR mevzu. Murat yani. Bey ile aranızda epey bir zaman birikti. Olmalı diyorsunuz o zaman değil mi? Ya çocuklarla ilgili... Çünkü 3 yaştan 5 yaştan bahsediyoruz. Sadece hemen geçiş sadece yaş sınırı bakın. Sadece yaş sınırı değil. Sadece ameliyat olmaları, makyaj yapılmaları, o yapılmaları... Bugün en büyük problemlerden bir tanesi ne güncelde? Çocukların karanlıkta uyanıp okula gitmesi. Bu bile benim için bir problem. O yüzden tabii ki ortada bir problem varsa bu çözülebilir ama bunun tek muhatabı gerçekten LGBT artılar değil. Murat Bey'le 4 dakika farkınız var. O yüzden size... Ben daha çok konuşmuşum. Evet. Genel bir Murat Bey'e bir de. Bu aile kavramına bir girdik de tam değerlendiremedik. Bir aile kavramına da girmek istiyorum. Bir, LGBT bireyleri, LGBT artı bireyleri evlenebilsin mi? O İki, benim çok çocuk, üzerine konuşacağım bir konu değil. Çocuk evlat edinebilsin mi? Gibi bir... Evet. Ya bu, Avrupa'da çünkü bu... Evet, çok tartışma konusu. Hani olan tartışmayı aktarırım da benim gerçekten çok şu an üzerinden hani konuşabileceğim bir konu değil. Yani sizin kişisel görüş... Çünkü Amerika'da mesela çok tartışılıyor. Kişisel görüşüm gerçekten kişisel görüşümün oturduğu bir konu değil yani. Çünkü negatif şeyleri de çok dinliyorum. Ya çok negatif örneği de var yani. Evlat ediniyorlar ve çocuğa gerçekten aşılıyor. Mesela ne diyor? Ben aşılamam diyor mesela. Böyle bir şeyi aşılamam diyor. Neyi aşılamam? Ama bir çocuğu merak ediyorum. Farklı bir yani... Normal gelişiminin normal, evet. Kime göre normal. Kendi pedagojik gelişiminden evet. Bahsediyorum çocuğun. Etkileyecek şekilde geliştiriyor, şey yapıyor. Bunu hetero aileler de yapıyor. Bunu gerçekten fark yapmazlar. Bakın, hetero aileler dediğiniz... Pozitifi de var. Bakın, zaten ben dedim iki taraf negatifi de var, pozitifi de var. Tam bak, tersi. Hetero aileler dediğiniz belki bunu evet. Yapabilir ama LGBT artılar bunu yapmaz. Aslında bu evlilik mevzunu, parantez çok... açayım zamanı bir terse susarım. Evlilik mevzunu şuradan değerlendirelim lütfen. Zannediyorlar ki biz böyle aman o gelinliği giyeceğiz de evlilik mevzu şu. Yıllardır ülkemizde de var bu. Atıyorum 30 yıldır beraber yaşayan eşcinsel çiftler var. Evet. Sevgililer var bilmem ne. Hukuksal yani olarak güvencesi yok. Evet korkuları evet. Var. Yarın bir gün beraber ortak bir ev kurmuşlar. Sevgilisi ölecek evet. Ve bir imza atmadığı için belediyeyi bu haklarından mahrum kalacak. Hastaneye düşse yanında refakatçi olamayacak gibi şeyler var. Çocuk mevzuna gelince yani bırakın LGBT artıları. Kaç tane anne babayı siz aslında ebeveyn olabilecek yeterlilikte görüyorsunuz. Yani her önüne evet. Gelen, her ayarsız çoluk evet. Çocuk sahibi oluyor ve biz buna hiç sesimizi çıkarmıyorken aman bir LGBT artı, bir, ben mesela hiç çocuk istemem. Çocuk büyük bir sorumluluk. Ama isteyenler de buradaki genel eleştirme iki anne, iki baba acaba bir sorun yaratır mı sorusu. Niye yaratsın? Yok, genel... Sizin için yaratabilir. Çünkü yok, her şeyi buradan yaratır. Kuruyorsunuz. Sizin için erkek var, kadın var. Erkek daha üstün, kadın ona hizmet için gelmiş. Siz bu sisteme, bu zihniyete hizmet ediyorsunuz. Biz de diyoruz ki, ben kendi adıma söylüyorum. Böyle bir şey yok. İnsan var, bitti. Kadınsın, erkeksin, transsın, şusun, busun, böyle bir şey yok. Eğer iyi bir anne babaysan, eğer iyi bir ebeveynsen fark etmez. Benim mesela yeğenlerim var. En basiti. Çocuğum yok. Trans olduğumu tabii ki ailem gidip kendini açıklayamaz ki belirli cümlelere çocuklarına gidip de senin teyzen, senin halan trans desin. Bunu çocuklar kendileri anlıyorlar. Ve çok küçük yaşta anlıyorlar. Benim yurt dışına yaşayan bir ablam var. Enişteme cinsiyet kimliğim söylenilmemişti daha en başında. Ben de zaten hani tanışmayacağım eniştemle. Bir sürü ön yargıyla gelmesin bana, sana da yansıtmasın dedim. Bir gün telefon açtım sabit hattan. Yeğenim çıktı. Şu anda 20 küsur yaşında olan doktor olmuş bir kız çocuğu. Annen evde mi dedim.
bir saniyede de annesine seslenirken bir de daha adımı bile telaffuz edemiyordu. Anne gelsene dedi. Annesi de kim o diye bağırıyor. Babası orada belli ki. Gelsene diyor. Annesi ısrar ediyor. Kim o? Seykan teyzem. Çocuğa trans olduğumu söylemedik. Herhangi bir şeyi söylemedik. Ama o çocuk babasına Seyhan teyzesinin resmi olarak söylenilmediğini anlamış. Çocuklar aptal değil. Çocukları bu kadar yönlendirebileceğimizi düşünmek problem. Anneler babalar çocukları kaydıraktan kaydırırken bile yönetmeye çalışıyorlar. Çocuklar birey ve onların yapabildikleri şeyler var. Bunu düşündüğümüzde bir LGBT'yi ebeveynin o çocuğu size göre negatif bir yerde yönlendirmesi mümkün bile değil. Murat Bey'e geçiyorum. Murat Bey'e geçiyorum. Ben sana yorum yapacağım bir konu değil dedim onun için. Sadece bu konu üzerinde iki taraf şu an tabii şöyle bir kutuplaşma var yani. Sanki bir taraf böyle aile düşmanı böyle inanılmaz. Bir tarafta aile kutsal. Ben iki yaklaşımı da radikal buluyorum. Yani her aile kutsal demek çünkü sus demek yani aslında. Hani başına ne gelirse. Ama kötü aileler de var. Bazı ailelerde dağılmalı yani. Bu da var. Ama tam tersi bu tarafta da böyle bir evliliği aşağılama, evlilikle ilgili aşağı konuşma yani ve negatifleme. Bunu da mesela aynı şekilde zarar verici buluyorum. Bu benim buradaki peki genel olarak LGBT bireylerinin yönelimini ya yönelim olarak mı görüyorsunuz yoksa biyolojik bir rahatsızlık mı? O da hani yine benim konum değil pek. Yok yani, sizin genel ben medya olduğum için aslında benim içeriklerim de hep medya okuryazarlığı kısmıyla ilgili bu işin. Yok genellikle mesela LGBT karşıtlarından hani sizin özelinizde söylemiyorum da hani genel savı işte bu bir yönelim ya da bir sevgi değil. Evet. Biyolojik bir rahatsızlıktan kaynaklanan ve tedavi edilmesi gereken bir unsur olarak görüyorum. Evet. Tedavi edebilmişler mi? Şöyle bunun şimdi iki tarafta burada tek faktör varmış gibi. Bir taraf işte psikolojik diyor, bir tarafta sadece diyor biyolojik diyor. Benim düşüncem iki tarafta yine burada aynı sığ yaklaşımı yapıyor. Burada bakılmadı. Dediğim gibi mesela 5 yaşında çocuğu götürüyor tamam diyor bu biyolojik hemen başlayın değişim sürecine başlayın diyor. Sanki başka bir faktör olamazmış gibi bunun bir süreç olabilir. Bu bir tacize uğramış olabilir. Bu psikolojik bir şey olabilir. Aileden gelen aile ilişkisinden kaynaklı bir şey olabilir. Biyolojik bir şey olabilir. Burada 6-7 tane sebep diyelim vardır. Bunun üzerine gidip tedavi de denmemeli yani bir sorun varsa o sorun giderilmeli. Taciz değil ama onu ben açıklayabilir miyim? Evet. Yani bu taciz mevzunu LGBT artılar da çok kullanıyor. Evet. Şöyle yapıyor yani LGBT artı olmak negatif olabilir bir algısı hani olduğu ben için. Sonuç olarak tek şeyden bahsediyor iki tarafta. Sizin açmak için evet, söylüyorum. Anladım. Yani LGBT artılar bu durumu negatif diye hep yüklendiği için ya gibi ben de hırsızlık yaptım ama neden yaptım aç kaldım demek gibi ben de işte eşcinselim ama amcam taciz etti. Bunların taciz olabilir bu arada. Bütün çocuklara yöneliminden bağımsız bütün çocuklara taciz yani oluyor. İstismar olabilir ama bu bir kullanma. Aile içi istismar çok ciddi bir konu ve çok gizlenen bir konu. Az önce bahsettiğiniz PR gibi. Ben şöyle düşünüyorum. Eğer kişi heteroseksüel ise tacize uğradığında iki tane seçeneği var. Ya bunu alt edemeyecek ve büyük problemler yaşayacak ya da işte bir şekilde bunu çözecek. Gidip de ben heteroseksüelim tamam amcam da bana tacizde bulundu. Gideyim kadın kılığına gireyim. Süremizin sonlarına geliyoruz. Son bir var onu sormak istiyorum. Şimdi trans bireylerin spordaki faaliyetleri. Kadın statüsünde yarıştıkları için dezavantaj oluşmuyor mu? Burada bir örnek vereyim. Çok konuşuldu geçtiğimiz aylar. Lia Thoma. Kadın yüzmede birinci gelirken erkek yüzmelerde 452. geldi. Bu spordaki trans bireylerin yarışmasına bakış açınız nedir? Diyelim ki burada bir negatif durum. Hiç ilgi alanım olan bir şey değil. Diyelim ki bir negatif durum oluyor. Sizce sizin yani şahsınız olarak söylemiyorum. LGBT artılarla ilgili tartışmanız gereken konu bu mu? Önce siz bizim sağlık hakkımızı verin. Önce siz bizim yaşam hakkımızı verin. Önce siz bizim eğitim hakkımızı verin. Bizi aileden, toplumdan dışlamayın. Bize bir insan olarak davranın. Sonra sporda böyle mi oldu, şöyle mi oldu? Çocuğu burada mı boyadılar, bilmem ne mi olduğu gelin. Bu sizin homofobinize ve transfobinize kılıf bulmak için çok güzel argümanlar. Netflix'i izledik böyle olduk. Yahu Tutankamon'un trans arkadaşı bile var. Kaç yüz çeşit hayvanın eşcinsel olduğunu biliyor muyuz? Ya da deniz atları transseksüel oluyorlar. Nasıl oluyor bunlar? Hadi biz seçiyoruz, hadi biz özendik. Netflix izliyoruz 100 yıldır. Vardı sizde yoktu bilmem ne. Yani tartışılması gerek. Bunları söyleyebilirsiniz. Bunlar PR cümlesi. Ben de bunun üstüne vay şöyle derim. Altta YouTube'da yazabilirler. Bu da okey bilmem ne. Ama hiç bu toplara girmiyorum. Şöyle bir şey oluyor. Atasözü aklıma geliyor da şimdi burada söylemek istemiyorum. Ne verdin elime?
ne sunayım sana diyeyim, hadi kibar bir şekilde sunayım. Siz önce bize yaptığınız zulümlerin şeyini verin, cevabını verin. Siz önce bizi yok saymanızı, siz önce kendinizi... Biz siz diye böyle kategorize... Siz derken ben LGBT artıların dışındaki insanlardan bahsediyorum. Yok, LGBT artı olup LGBT önce, artı şey yapan yani siz önce bize yaptığınız milyon tane zulümün karşılığını verin. Ya şu an ülke yangın yeri, sorumlusu bizmiş gibi davranıyorsunuz. Yani Murat Bey'e geçmem gerekiyor. Kandırmayı süremizi bırakın. Aşmaya başladık. Ya ben şunu diyorum. Genel bahsettiğiniz sorunların birçoğu siz yani 3 dakika boyunca sınırsız sizdeyiz. LGBT olmasın yani herkes de var öyle değil mi? Herkes de var. Çünkü yani. Bakın LGBT artı olmak bir ayrıcalık değil. Tam tersine de geçelim. Tam bunu söylüyorum bu aslında. Bu sorunun kaynağı olarak ama ben mesela toplumda diyeyim LGBT dernekleriyle ilgili diyeyim. Çünkü LGBT deyince şahısları hedef alıyor gibi oluyorum. Kızdığım noktalardan biri böyle bir profil yaratıyor. Bir insan profili işte. Hı-hı. Hetero, erkek, bilmem şey. Bir düşman figürü yaratıyor yani. Ve toplumda işte şeyin kaynağı bu. Nefretin kaynağı bu. İşte bir de burada bir cici şey profili yaratıyor. Aynısını feministler için söyleyebiliyor musunuz? Evet, feministler de erkeklere mesela bu kadar özü göster. Yani çok net böyle içerikleriniz var mı mesela? İstanbul Sözleşmesi'yle bitireyim istiyorum. İstanbul Sözleşmesi'ne bakış açınız. O da tamamen hani hukuksal bir konu. Ya yani. Oradaki hep evet. Çünkü orada bir aile kavramı üzerinden döndü ya tartışmıştı burada. Evet, popülist bir tartışmaydı bence. Aha. Yani alınan karar da popülist bir karardı. Zaten Türkiye Cumhuriyeti Devleti belgenin dışında mesela LGBT yürüyüşlerinden yasaklanma kısmından bahsetti ama serbest bırakılma kısmından çok bahsetmedi yani. Serbest? Ya toplumsal olarak tepki var. Devletin işi, toplumdaki tepkileri düzenlemek, şey yapmak. Yani ben şunu söyleyeyim. Toplumsal siz, olarak 6 yaşındaki çocuğa yapacağım. Tecavüz edenlere bir tepki var mı yok mu? Yok mu? Var. Peki devlet ne yaptı yani, onların? Orada peki onların orada tekbir yani, getirmesine, adamı şey güzellemeleri. Ben 6 yaşında adama tamam, tecavüz peki, edeceğim. Peki diye. Ne dediler? Yani devlet LGBT artılara bir tepki var diye bizim yürüyüşümüzü engellerken oradaki adamların mahkemenin önündeki yüzlerce güven... adama bir şey yaptılar mı? Güvenlik geldi mi? Valilik yasakladı mı? Şöyle hayır. Yapalım süremizi. İki yüzlülüğümüzü bırakalım. Evet, sonuna bence. Geldik. Evet. Seyhan Hanım siz son yani sürenizi açtınız ama size yine son bir dakika topluma karşı konuşma dakikanızı vereceğim. Sizin 2,5 dakikanız var. Evet 2,5 dakika. Yani bana siz... verin 1,5 dakika. Yetersiz konuşun artık biz de. Konu başlayabilirseniz konuşurum anlamında söyledim. Ya aslında. Genel aslında evet. Bütün aha. Hani konuştuğumuz konular hakkında genel, işte, top topluma tamam, bir... siz buyurun konuşun ben ondan sonrasında bunu tamam. Konuşayım o zaman. Ya şimdi bu mevzular karşı mevzular tek sizin için de benim için de uzun uzun tartışılacak şeyler. Sadece spor müsabakaları, sadece LGBT evet. Artı çocuklar ya da sadece dernekler, sadece şunlar bunlar bile 15 dakikaya sığacak şey değil tabii ki. Sizin argümanlarınızı dinlemek, ona cevap vermek gerekirse bunu tabii ki daha bir uzun bir zeminde tartışmak gerekiyor. Bu kadar çeşitli şeyde işte YouTube'da da bir içerik olsun diye yaptığımız şey. Yani hani böyle arada şeyler söylüyorum, belirli spot cümleler söylüyorum. Siz önce bize bu hakkımızı verin, şöyle yapın, böyle yapın falan filan. Kendi şahsım adına söylüyorum. Hiç böyle bir talebim yok hiç kimseden. Vereceğiniz şeyleri bir lütuf olarak da saymıyorum. Kendimi farkındayım. Kendime saygım var. Bir birey olarak, bir insan olarak kendimi değerlendiriyorum. Yıllardır LGBT artılara yüklediğiniz negatif, sen işte dışlanansın, sen bilmem nesin gibi şeyleri kabul etmediğim için ben şahsi olarak bunu talep etmiyorum tabii ki. Teşekkür ben ne talep ediyorum? Gerçekten ikiyüzlülüğünüzü bırakın, ön yargılarınızı kenara koyun, insana insan olarak değer verin. Çok teşekkür ederiz. Biraz formatı açtık ama neyse size bir şeyimiz olsun. Murat Bey, evet. Sizde sınırsız evet. Bir süreniz var gibi şu an. Benim de genel olarak aslında hani bu tartışmada da ortaya çıkan, mesela bu tartışmada da benim hissettiğim yani kendi hissettiğim olarak anlayacağım. İlk başta bir ön tam tersi ön yargı beklenirken ben ön yargıyla karşılaştığımı mesela düşünüyorum. Yani şu o yüzden bunu bu ama dışarıda da olan bir şey olduğu için yansıtmak istiyorum. Bir kişi LGBT derneğini eleştiriyorsa 6 yaşında çocuğun tecavüze uğramasını savunuyor. Denmesi mesela çok irite edici bir şey. Üzgünüm aynısını çok ben de eleştiriyorum. Şey. Ya bunu kabul etmiyorum. Tamam. Aynısını ben de eleştiriyorum. Ama hemen böyle ona ses çıkardığın mı şey ya da yoktur içeriğin dediniz mesela. Yoktur içeriğin dediniz mesela. O konuda içeriğin yoktur dediniz mesela. Ecim cinsel ilişkide söylediniz. Ya aslında ben sizi baz almıyorum. Evet. Baktığınız zaman siz tatlı bir insansınız. Ama şimdi siz, belli. İşte bir burada problem... sorun şu zaten. Siz beni baz almıyorsunuz. Kişisel olarak siz kimse beni alıyorsunuz kimseyi baz almıyor. O yüzden. Ama uzaklaştığımızda yani karşı karşıya oturduğumuzda baz almıyorsunuz. Anlatabildim mi dediğimi? Çünkü biz sohbet ediyoruz. Ben ama işte burada sorun, iki taraf için de sorun. Uzaklaştığında o profil canlanıyor kafasında. Bahsettiğim bir profil var yaratılmış. Yani
bir tarafın bu tarafı anlattığı, bir tarafın da o tarafı anlattığı bir profil var. LGBT ile ilgili o tarafı anlattığı. Diğer kesim YouTube'da normal izlensin diye yapıyoruz bunu. Sizle oturalım, tamam, kahve içelim. Hiç biz evet, zaten anlaşabileceğiz, peki, belli. İşte bunun da böyle ön yargılar geliştirdiğini düşünüyorum ve evet, işte o YouTube'da izlenmenin ötesinde ama krizi derinleştirdiğini anlıyorum. Bu hani toplumdan şeye söylediğim bir şey, genele söylediğim bir şey. O yüzden burada iki tarafı da anlamaya çalışmak ve o noktada anlayıp üzerine gitmek, çözümün üzerine gitmek, yani krizi derinleştirip izlenmek aslında değil de krizin kaynağını tespit edip çözüme gitmenin faydalı olacağını düşünüyorum iki taraf için de, herkes için de yani. Peki, teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Beni hiç konuşturmadınız. Bugün ikna programında LGBT artı konusunu masaya yatırdık. Seyhan Hanım, Murat Bey, tekrardan teşekkür ediyorum katıldıkları için. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. İyi günler.